Bu rapor herhalde son yılların en sert raporu olacak. Neden? Bir darbe girişimi sonrası süreçte yayınlanmış bir rapor olacak. Bütün o süreç yansıtılmış olacak. Hı hı. İşte yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, içeri atılan gazeteciler, tutuklanan gazeteciler, daha sonra işte üniversitelere rektör ataması ile ilgili konular, kanun hükmünde kararname ile işlerinden olan insanlar, bu hukuk sürecinin kapatılması, hak, hukuk ihlallerinin hepsi toplanacak, bu rapora yansıtılacak. Şimdi Türkiye şu anda Kopenhag kriterleriyle ilgili çok geri bir noktaya gitmiş durumda. Yani Türkiye'de demokrasi artık tamamen tartışılıyor, hukuk yerlerde sürünüyor. Böyle bir noktada Avrupa Birliği ilerleme raporu çıkıyor. Ama ben yine söylüyorum, yani hükümetin bütün yaptıkları, bütün zorbalıkları, kabalıkları, işte bu kullanılan son derece yakışıksız, son derece irite edici bu dil. Biz bunu zaten eleştiriyoruz ama Avrupa Birliği de bu hükümeti besleyen, bu zamana kadar kredi veren, şu ana kadar ses çıkarmayan, iş işten geçtikten sonra da günah çıkaran bir yapıya bürünmüş durumda. Yani biz şu anda bu mücadeleyi onun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak yeniden vermek zorundayız. Yeniden bir direnişe geçmemiz lazım. Yeniden ayağa kalkmamız lazım. Yeniden toparlanmamız lazım. Ve yeniden olaya hakim olmak, vaziyete hakim olmak ve Türkiye'yi bu pisliklerden kurtarmamız lazım. Başka çare göremiyorum. Yani Avrupa Birliği iyi rapor yazsa ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Hiçbir şey, önemli yok. Kötü yazsa ne olacak? Yani bizim artık o şunu dedi, bu hükümet bunu yapıyor. Görüyoruz. Avrupa Birliği ne yaparsa yapsın. Bizim CHP olarak yeni bir anlayışı artık daha sert, daha doğru, Türkiye için daha yararlı olan bir anlayışla bütün bu hak, hukuk ihlallerini artık Türkiye'yi dünyadan daha fazla izole etmeden, daha fazla bazı konularda maskara etmeden, ülkemizin itibarını, onurunu daha fazla ayaklar altına aldırmadan sürece sahip çıkmamız gerekiyor. Bizim sertlikten kastettiğimiz üslup değil. Elbette üslup da olacak ama bizim artık şu gidişatı durduracak ve Türkiye'yi bunların net reva gördüğü, yani evet, somut adımlar, evet, çalışacağız. Yani sonuçta çalışmak zorundayız. Hepimiz ortak bir kanaat belirteceğiz. Parti meclisimizde tartışılacak, ilgili organlarda tartışılacak ve Türkiye gerçekten bu kuşatmayı bir şekilde bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülüğünde aşmak zorunda. Başka ikinci bir yol yok. Yani ya AKP'nin vagonuyla, treniyle Türkiye otokratizme teslim olacak ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğinde yeni bir kapsayıcı bir politikayla düzlüğe çıkacağız. Evet. Başka yol yok. Bu ülkenin evlatları olarak, bu ülkeye gönül vermiş insanlar, bu ülke için bedel ödemiş insanlar olarak bizim de mücadelemiz devam edecek. Onlar bağırsınlar. Biz de bu mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Bu çıkışları da o kararlılığı görünce bir şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. Biz de onu görüyoruz, anlıyoruz zaten.